Mardin'de buğday hasatı başlamak üzere Allah'ın izniyle. Şu an bir kısım yerlerde biçilme başlandı ama bu kurak olan yerlerdedir. Diğeri ise sulu alanlarda full girebilmemiz için bir en azından Haziran'ın 10'unu falan bekliyoruz, 15'ini bekliyoruz. Yüce Yaradan bu sene yağış verdi. Bölgemizde yağış ve yağış akabinde serinlik şu ana kadar da devam ediyor. Bu da tabii ki buğday için iyidir ve biz bu buğday hasatında verim anlamında çok güzel bir verim bekliyoruz Allah'ın izniyle. Yüce Yaradan yağışı verdi. Çiftçi de üzerine düşeni yaptı. Kendi tarlasında çalıştı, çabaladı. Bugüne kadar bütün girdiği maliyetlerin yükselmesine rağmen çalıştı ve bugüne getirdi. Allah'ın izniyle dediğimiz gibi Haziran'ın 10-15'inde full sulu alana giriyoruz ve güzel bir verim bekliyoruz. Ama tabii ki gözümüz, kulağımız hükümettedir. Çünkü biz önümüzü göremiyoruz. Evet, yağışa rağmen, serinliğe rağmen, çiftçinin çabasına rağmen güzel bir verim alacağız Allah'ın izniyle. Ama fiyat düşük olursa, fiyat çiftçiyi kurtarmasa bu girdiği maliyetlerine rağmen ve alım yapılmazsa ve buğday fiyatı açıklanmazsa bu da çiftçiyi mağdur ediyor. Bu gelen yağışlar da çiftçinin emeğini karşılığını almayacağı anlamda, fiyat anlamında diyorum. Bir an önce fiyatın açıklanması, fiyat açıklandıktan sonra da alımın yapılması ve ödemelerin erken çiftçinin eline geçmesi lazım. Eğer ki güzel bir fiyat verilmezse, eğer ki çiftçi her şeye rağmen üretiyorsa, gerçek anlamda zaten üretim alanı buğdayda da diğer ürünlerde de zaten düştü ve çiftçi tarladan bıkıp artık üretim ve buğday ekmemek için başka alternatifler arıyor. Geçen sene itibariyle, hani bir örneğini verelim. Geçen sene itibariyle 18-19 lira olan motorin bugün 41-42 lira. Ve bundan sonra da artacak, öyle gözüküyor. Yani bu girdiği maliyetleri, her şey öyle. %200, %300 artış. Bu ilaçta böyledir, gübrede böyledir. Dediğim gibi motorinde böyledir, işçilikte böyledir. Biçer döverler şu an geldi, onların fiyatı artıyor. Yani girdi maliyetleri, aklına hangisi geliyorsa toprağa koyduğumuz girdi maliyetlerin hepsi yükseldi. Ama çiftçi geçen sene 8.250 lira taban fiyat verilen buğdayda, bu sene hala o fiyata alıcı bulamıyoruz gerçek anlamda. Tarım Bakanlığından, Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz 15 liranın altında olmamasıdır. Yani bunu tabii ki hem fiyat anlamında hem prim anlamında, eğer ki primi de geç ödediği zaman bir işe yaramıyor. Ödemeler geç olduğu zaman bir işe yaramıyor. Desteklemelerin artırılması lazım. Yani bu yanlıştan dönülmesi lazım. Bizim kendi kendimize yetebilmemiz için işte Mezopotamya Ovası'nda bu güzelim toprakta bizim üretim yapmak istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Dicle'nin ve Fırat'ın birleştiği Mezopotamya Ovası'nda, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır'da iki ürün alınan bir toprakta eğer bu üretim yapılmayacaksa, bu Yozgat'ta mı yapılsın, Nevşehir'de mi yapılsın, Kırşehir'de mi yapılacak? Güzelim yerde gapın gelmesi, suyun gelmesi gerçekten önem arz etmektedir. Ama bugünkü durumda verimi iyi bekliyoruz. Biz fiyatı da iyi bekliyoruz. Eğer fiyat iyi verilmezse ve açılan yüzlerce lisanslı depo ve TMO alım yapmasa ve çiftçiye randevu anlamında, alım anlamında sıkıntı çıkaracaksa, hem fiyat hem TMO'nun alımı, hem ödemelerde hem primlerde sıkıntılar yaşarsa çiftçi kazanır. Anlamaz.